Çok kıymetli basın mensuplarımız, bugünkü basın toplantımızın ana konusu Fransa seçimlerinden çıkarılacak dersler konusunda olacaktır. Basın konusuna girmeden önce dün Kayseri'de meydana gelen vahim olaylarla ilgili birkaç cümle ifade etmek istiyoruz. Değerli kardeşlerimiz, biliyorsunuz Türkiye coğrafyası, özellikle Orta Doğu çok çok hassas bir süreçten geçmektedir. Ve özellikle Suriye, Irak, Lübnan, Libya, Mısır başta olmak üzere ve son olarak Gazze'deki yaşanan acı tecrübeler bizleri daha sağduyulu davranmaya itmektedir. Elbette ki Kayseri'deki münferet olayları tasvip etmek mümkün değildir. Fakat bu tür münferet olayların çözüm yerinin de Türk adaleti olduğunu burada vurgulamak istiyoruz. Elbette ki Türkiye'de hukuk işlemektedir ve hukuk çerçevesinde bu tür konuların çözüme kavuşacağını ifade etmek istiyoruz. Burada vatandaşlarımızı daha sükunet içerisinde hareket etmeye ve sağduyulu davranmaya davet etmek istiyoruz. Gerçekten de bu konularda Türkiye'nin içten içe bölünmesi için çalışma yürüten dış güçler olduğunu çok iyi hepimiz biliyoruz. Zaten son Gazze olayları da bu vahameti daha açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu nedenle son kale olan Türkiye'nin sağlam olarak ayakta kalması hepimizin en büyük temennisidir. Bu nedenle bu konuların büyümeden bir an önce önlenmesi konusunda herkesi göreve davet ettiğimizi ifade etmek istiyoruz. Bu arada elbette ki 10 yıldan beri süre gelen göçmenlerle ve düzensiz göçle ilgili bazı gelişmeler oluyor Türkiye'de. Bu konuları da sürekli olarak köpürtmeye çalışan bazı çevreler olduğunu görmek mümkündür. Elbette ki sağduyu içerisinde bunun da çözüleceğini ve buradaki göçmen kardeşlerimizin de kendi vatanlarına onurlu bir şekilde döneceğini ifade etmek istiyoruz. Özellikle hükümetimizin son günlerde yaptığı yapıcı açıklamaları da takdirle karşıladığımızı ifade etmek istiyoruz. Burada yeniden Refah Partisi'nin dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak ve Erbakan hocamız döneminde de kendisiyle yakın çalışma içerisinde bulunmuş olan bir siyasetçi olarak şunu da ifade etmek istiyoruz. Ve hükümet ve dış ilişkiler sorumlularına da sesleniyoruz. Burada parti olarak bize düşen ne varsa bunu yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Çünkü bilindiği üzere Erbakan hocamızın gerek Afganistan'da olsun, gerek İran'da, gerek de diğer Orta Doğu ülkelerinde büyük bir değeri, büyük bir ismi mevcuttur. Bu nedenle arabuluculuk dahil olmak üzere her türlü görevi ifa etmeye hazır olduğumuzu bu konuyla ilgili ifade etmek istiyoruz. Çünkü Türkiye'nin sağlıklı olarak ayakta durması ve diğer ülkelerin de bir an önce iç sorunlarını çözüp barış içerisinde bütün vatandaşlarını kucaklamaları en büyük temennimizdir. Bu konuda tekrar ifade etmek istiyorum ki üzerimize düşen her türlü görevi yapmaya hazır olduğumuzu ve gerekirse oradaki yetkililerle de heyet olarak gidip görüşebileceğimizi burada ifade etmek istiyoruz.